Değerli Samsun Büyükşehir Belediyesi, SBB televizyonu izleyicileri, biliyorsunuz 27 Mart için bayağı bir emek verildi. Samsunlu tiyatrocular tarafından yoğun çalışmalardan sonra herkes sizlerle buluşmayı bir şekilde Samsun Büyükşehir Belediyesi televizyonları aracılığıyla elde etti. Şimdi yine sizin de çok iyi tanıdığı böyle Samsunlu ünlüler arasında yerini alan çok özel bir konuğumuz var. Bir bölümde ondan rica edeceğiz. Düşevi oyuncularının o güzel oyuncusu Ferda Kaynar. Dizi çekimleri var, oyunlar var, hazırlıklar var. Bize de vakit ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yoğun gidiyor. Şu pandemi döneminde yani bizim en azından nefes almamızı sağlayan bir şey bu. Evet. O yüzden çok iyi gidiyor, çok şükür. Koşturmacalı ama güzel. Biz burada bayağı bir özlemişiz. Hep bütün arkadaşlar, eskiler bir araya geldik. Ortak nokta şu. Tamam, seyirci yok ama birbirimizi çok özlemişiz. En azından oradan kurtardık dediler. Seyircilerimizi de böyle kameralar sayesinde görmeye çalışıyoruz. En azından uzaktan el sallıyoruz artık. Bugün bizler için ne hazırladınız? Ben 2006 yılında Düşevi oyuncularıyla beraber kendimizin yazdığı bir oyunla merhaba demiştik. Evet. Gazetelerin 3. sayfasındaki kadına şiddetle ilgili kadın hikayelerinden yola çıkarak bir oyun yazmıştık. Ki müthiş bir oyundu. Çok da ses getirdi. Evet. Ve 2006 yılında itibaren de o oyunu biz bütün Türkiye'de oynadık. Hala da oynuyoruz. Ben o oyunun Las Kızı diye bir partı vardı. Hem kendim yazmıştım. Ben onu oynayacağım. Çok güzel. Biz de keyifle izleyeceğiz. Teşekkürler. Ben seni sevdim, İda dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim, İda dünyalara bildirdim. Endirdin kaşlarını, babani, babani mi öldürdüm? Endirdin kaşlarını. Gidi dünya. Ne ettin bana böyle? Dünyanın günahı ne du? Sen kendin ettin kendine. Sefil Fadime. Mehmet etti sana. Sefil Fadime.
Burada ne işin var? Hii, yazık olsun Bolak. Bizim köy birilerine benzemez ha. Güzel köydür. Ama adamlar sıcaktır. Ama köydür işte. Yani olacak o şey, yapacak o şey bellidir. Hep dedim ki kendime, okuyup kurtulacağım bu köyden. Ufak iken büyüklüğün hayat kavgası bana başka türlü gelirdi. Boş gelirdi. Hep derdim ki anama, ben sizin gibi olmayacağım ana. Benim başka meselelerim var hayat ile. Anam da bana, hayt hayt af kurma fazla. İşlerini yap da gerisine karışma derdi. Ama ben bilirdim ki buradan başka yerler var. Şehirlerde çalışan, okuyan akrabalar vardı. Ama onlardan, ama okuduğum kitaplardan bilirdim işte. Her şeyi okurdum. Okurken kendimi kaybederdim. Anam bir daha dedi mi, Fatıma! Dedi, ana deprem oluyor zannederdim. Liseye giderken şehri gördüm. Güzel idi, rahat idi. Çay toplamak yok. İneğe bakmak yok. Fındık toplamak yok. Yem yapmak yok. Yaz gelince sabah kalk, çay topla. Git alüminyumda sıraya gir, çay sat. Gel fındık topla, ileri yem yap. Ya anne istemiyorum ben böyle şeyler yapmayı. İyi, tamam Fatime. O zaman akşamki düğünü unut. Düğün oldu mu demeyin kesinlikle. Bizim köy düğünleri pek bir güzel olur. Sabaha kadar dolum oynarsın. Oh oh! En yaşlısı, en genci, oh oh! Deli gibi oyna da oyna. Bir tek çocuklar alınmaz dolume. Onlar da horni bozaylar da ondan. Ha Mehmet. Mehmet ile de bir doğunda bakıştım. Çok güzel gözleri var. Doğunda yan yana olalım, horonda el ele olalım diye çıkıp çıkıp birbirimizi kollardık. Sonra beni yan yana horona girerdik. Başka türlü elimi tutamam ki. Mehmet her düğüne giderdi. Babamın demasına göre köyün serserisi işte. Bir düğün olsa anama koşardım. Ana, davetliyiz da. Yok dese, dünyam zehir olurdu. Mehmet'i başka türlü göremem ki. Evi bize uzak. Sonra bir de baktım ki, köyü çok sevmişim. Buradan gitmeyi unutmuşum. Okumayı, büyük adam olmayı, kitapları, hepsini unutmuşum. Hep Mehmet, hep Mehmet. Hani eskiden bir şey okurken kendimi kaybederdim ya, şimdi de 24 saat Mehmet ile bozmuştum. Mehmet'in köyü yukarıda. Arazileri çok, çay çok, fındık çok, iş daha da çok ama hiç gözümde yok. Mehmet'in elini tutayım, gerisi yalan. Sonra Mehmet ile bizim çaylığın yanındaki ağacın başında buluşmaya başladık. Çay toplamanın keyfini şimdi anladım. Çaydan kaçıp da o ağacın başına gidince bize başka türlü dönerdi. Sonra Mehmet'e bu yetmedi. Bana da yetmedi. Evleniyorum artık dedim. Bir adam evlilikten ne bekler? Kendi çayımız, kendi fındığımız, kendi ineklerimiz olur dedik. O anasına ben de anama dedim. Vuuu! Köy yerinden oynadı. Mehmet serseriydi. Mehmet düğünlere gidip gezip içmekten başka ne bilir? Onun anasını babasına yardım ettiği yok ki gelip seninle çay toplasın da fındık toplasın. Hani sen büyük adam olacaktın? Okuyacaktın. Gittin de Mehmet sefiline mi tutuldun? Bizi ne zannediyordun? Biz ondan daha adamıydık. Bu işi unut. İki dünya bir araya geçse seni ona vermem. Ya bu köyde benim itibarım var, ben köye rezil olamam, dedi baba. Açarım dedim. Bir daha yüzünü göremezsin, o zaman hepten rezil olursun. Babam bir bağırdı. Ne? Kaçmak değil mi? Kim ile? Mehmet ile. Onda o yürek yoktur. O kadar bir adam değildir. O seni kaçırsın, duğurunuzu kendi ellerimle ben yapacağım. Ama bak, senin ile gelmezse, sakın bir daha gözüme görünme. Ya kızım, dünya senin bildiğin gibi değil ya. Sen zaten başka dünyadasın. Ya bırakacak seni yanlış çuruk çay gibi ortalık yerde. Yanmış çay?
adamın başına bela dur. Satamazsın, almazlar. İneğin altına seremezsin, kokar. At bahçeye, toprak olsun diye bekle. O kadar emek boş. Ben Çile'den çıkmıştım. Benim aklıma, benim yüreğime laf et ama Mehmet'ime laf edersen baba dinlemem. Sen anamı zorla verdin diye acı seni benden çıkarma. Ya şimdiki de böyle olmayacak, ben böyle olmayacağım. Ben ne ettim? Ne ettim be? İyi gidi baba. Haklısın. Mehmet'ten yürekliymişim. O kadar bir adam değilmiş. Kimi bekledim? Kim için? Ya ne için her şeyden vazgeçtim? Hani meselelerim başkaydı? Ya kaldım yanlış çürük çay gibi. Öyle de dönemem ki. Allah cesedimi bile göstermesin sana dedim babama. Ağzım çürüsün inşallah evi. Atış kule kol. Bana ettin sen de çek inşallah Mehmet. Allah belanı versin. Ben şimdi ne yapacağım? Sizce kim var? Sizce kim var? Sizce kim var?